Herkese merhaba. Bugün doğa tatilindeyiz diyebilirim. Vizemizin sonucunu beklerken, yani olumlu mu olumsuz mu diye beklerken biz de benim çocukluğumun geçtiği Sakarya'daki Kerem Ali yaylasına geldik. Yani aslında önce Sakarya'ya geldik tabii. İstanbul'daki evimizi kapattık. Oradan çıktık. Kocacığım da balık tuttu. Ama çok küçük. Karnından nasıl tuttu? Bence onu aynen geri at, ona başka balık gelsin. He? Ha? Ha. Belki de yaşar. Burada bir sürü olta attık. Birazdan göstereceğim size. Yani şöyle anlatayım. Biz vizemizin başvurusunu yaptıktan sonra dedik ki İstanbul'da artık kalmanın bir anlamı yok. Önümüzde bir ay, bir buçuk ay gibi en az bir süre var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Benim annemin de bazı biraz rahatsızlıkları vardı. Dedik toplanalım, gelelim Sakarya'ya. Hem İstanbul'daki evimizi kapatalım. Oradaki hayatımız şu anda noktaladık diyebiliriz. Yani bitti aslında. Geldik Sakarya'da. Annemlerde bir buçuk hafta falan kaldık. Sonra benim çocukluğum yaylada geçti. Kerem Ali Yaylası'nda. Sakarya'daki Kerem Ali Dağı'nda Kerem Ali Yaylamız var. Orada geçti. Burayı ben de çok seviyorum. Rahman'la da daha önce gelmiştik. Yani 3 yıllık evliyiz zaten ama bir iki kere geldik. Yani 3 kere falan geldik. Burada daha çilek zamanı olur. Haziran-Temmuz ayları gibi yanlış hatırlamıyorsam. Bir çilek zamanı gelirim. Bir de bundan bir ay öncesi işte Eylül ayı gibi de böğürtlen zamanı olur. Bir de böğürtlen zamanında gelirim ama bu yıl çilek zamanında geldik. Daha çileklerimizi toplayıp reçellerimizi yaptık ama böğürtlen zamanına yetişemedik. Şimdi tek tek böyle yemek için birkaç tane bulabiliyorsam buluyorum. Normalde çok fazla olurdu ve çok güzel olurdu. Burada bir 10-15 günlük bir vaktimiz olacak. Dolaşıyoruz. Dağ yürüyüşleri, doğa yürüyüşlerimiz. İşte burada bir gölümüz var. Arkamda görüyorsunuz. Birazdan daha detaylıca da size göstereceğim. Çok güzel bir göl. Doğal bir göl. Kerem Ali Dağı'ndaki bir göl. İnternetten araştırdığınızda zaten çıkıyor. Burada balık tutmaya geldik. Yani denemeye geldik şansımız. Öyle bir hayalimiz yok aslında. Ama tutanlar oluyor. Bakalım. Belki kısmetimizde varsa biz de tutarız. Bugünümüzü böyle değerlendirelim dedik. Dün doğa yürüyüşleri yapmıştık işte ormanlarda. Birazcık mantar falan aradık. Ama dün video çekemedim çünkü hazırlıklı değildim. O kadar mantar buluruz falan diye düşünmemiştim açıkçası. Ama dün biraz mantar bulduk, topladık. Akşam yedik. Bugün de böyle değerlendireceğiz günümüzü. Birazdan gölü de size güzelce göstereceğim. Yani buraya geldik, burada birazcık hem kafamız dinliyoruz. Amcamın evi var, orada kalıyoruz. Bu göle bayağı bir uzak, bir saat falan yürümüşüz değil mi hayatım? Bir saat falan yürüyerek geliyoruz. Burada araçla çıkmadık zaten. Her yere yürüyerek geliyoruz. Zaten biraz da nefesimiz açılsın, işte bünyemiz bir kendine gelsin istedik böyle doğal temiz havayla. Size bu havanın kokusunu maalesef tattırmam mümkün değil. Ancak gelirseniz görebilirsiniz. Öyle bir durum var. Ama çok güzel. Zaten benim çocukluğum dediğim gibi burada geçti. Bizde yaylacılık kültürü var. Babaannemden gelen. İşte yazları okul bittiğinde ilkokula giderken biz aynen yayla evine çıkardık. Okul açılacağı zaman da inerdik aşağıya. Hep yazları babaannemle yaylada büyüdük. Hani babaannemin peynirleriyle yapılan o kuymakları yiyerek büyüdük. Çok güzeldi. Hala tadı böyle damağıma gelir yani. Çok o kadar lezzetliydi ki. Bir daha o lezzeti bulmam mümkün değil. Bulamadım da zaten. Ben çok mutluyum işte burada olduğumuz için. Rahman da seviyor burayı. Böyle doğanın içinde huzurlu. Şimdi göle geldik. Bir de bizim bir türbemiz Şehit var ve en tepede, Kerem Ali Dağı'nın en tepesinde, zirvede o. Oranın da manzarası ve ambiyansı çok güzel. Oraya da gidebilirsek bu videonun devamını onu da ekleyeceğim inşallah. Orayı da size göstermek istiyorum çünkü. Yani stresimizi atmaya çalışıyoruz aslında bir nevi. Ay sonu çünkü bir 40 günlük falan vizeye başvurmuş, yapmış olacağız. Bakalım inşallah olumlu bir sonuç gelir. Bu arada bizi aradılar konsolosluktan. Benim telefon numaramı ulaşamamışlar ama aslında doğru numara verdik. Bilmiyorum artık. Bir sıkıntı olur mu olmaz mı? Umarım olmaz. İşte bize yeniden numaramı verdik onlara. Bir hareketlilikler var ama bakalım neler olacak. İnşallah olumlu bir sonuç olur. Olumlu bir dönüş olur. Ve bunu da sizinle gönül rahatlığıyla ve mutlulukla paylaşırım. İşte sonuç çıktığı zaman buradan işte yine Sakarya'ya ineceğiz annemlerin evine. Oradan sonra da muhtemelen inşallah olumlu bir dönüş olursa da Bulgaristan'a geçmeyi planlıyoruz. Bakalım.
Hepsini birlikte göreceğiz neler olacak. Bana videomu çekmekte yardımcı olan bu güzel ağaç gövdesine teşekkür ediyorum. Burası böyle. Bunlar, biz gürgen diyoruz ama bunlar aslında kayın ağacı. Böyle kocaman ağaçlar. Ve böyle göl. Önce geniş açıdan göstereceğim size. Dağların ortasında bir göl. Bu göl ben küçükken böyle 3 halkaydı aslında. 3 bölmeden oluşuyordu. Hatta şurada bir kere ben işte o zaman yine küçükken dağın ortasından bir patika vardı ve biz oradan iniyorduk göle. Bu yol bize, çünkü normalde yol şöyle, böyle bu gölün yolu, böyle geliyoruz. Ama biz oradan indiğimizde laleler vardı gölün kenarında. Ama bu söylediğim kaç sene? 20 sene öncesi, belki daha fazla. Oradan laleyi bırakırdık göle. Lale gelirdi o 3 bölmenin ilk bölmesiydi. Ortasında bir bölme vardı ve sonrasında bir bölme vardı. O lale gelirdi orta bölmeye yaklaştığında döne döne aşağı batardı. Yani bir girdap vardı gölün ortasında. Aslında bu gölün derinliği 7 metre falan. Bu şekilde. Eşim de burada balık tutmaya çalışıyor Rahman. Birinci olta onda, ikinci olta onun yanında, üçüncü olta şurada ve dördüncü oltamız da orada. Biraz şöyle göle yaklaşalım. Size de yakından göstereyim gölümüzü. Böyle oltamız. Balıklar pıt pıt çıkıp iniyor ama işte. Aslında şu kıyıda çok balık vardı ama şu an gitmişler. Böyle. Gölümüz çok güzel. Ben çok seviyorum burayı. Ay, kurbağalar. Hepsi gitmiş balıkların. Burası balık doluydu. Ördek yoktu burada, bak var şimdi. Arkamda gördüğünüz küçücük yerde alabalık yedik. Çok lezzetliydi. Kesinlikle tavsiye ederim. Amca çok güzel yapıyor. Hem de taptazecik. Canlı. Canlıydı değil mi? Sadece şurayı dikeceğiz ki. Orayı ben dikmiştim ha, zaten. Dikik orası. 2 saat onun için uğraşmıştım. Bakayım da orada durmasın diye onu. Şimdi bizi çok güzel bir yol bekliyor. Aşağı yukarı 2 kilometre. Aha böyle. Evet, göstereceğim. Ayaklarımıza sağlık. Ayaklarımıza kuvvet mi? Ne diyorsunuz? Tabanlara kuvvet. Yok, gayet iyisin aşkım. Şu çiçekleri de göstermek istiyorum. Gölgemiz bile güzel. Baksana çiçekçikleri. Olması yarın günlerden cuma mı? Yarın gelebiliriz bence. Erken kalkarsak. Ben kalkacağım da sen kalk. Ama böyle bir durumda kalkıyorum tabii. Rahman gölde turna balığı olduğunu duydu. O yüzden şu anda yani ne zaman gelsek de o balıkları tutsa diye kafasında planlar yapıyor. Yollar birazcık. Havalar da soğuk. Mesela şimdi olsa Eylül ayının başı. %100 garanti veriyorum, tutarız. Ama 10. ayın 15'i. Ne tutarız ki yani bu soğuk? Adamlar tutuyordu valla. Kimse tuttuğu yok. Ne tutmuş adam, amca tutmuş orada. Amca tuttum dedi. Şimdi değil ama. Ha, önceden mi tutmuş? Birkaç hafta. Ben yeni tuttu zannettim çünkü. Olsun, böyle güzel hava varsa gelirsin. Yani evet, buradayız sonuçta daha. Birkaç gün daha buralardayız inşallah. Amcacığım sağ olsun evini bize
rahatsız etti birazcık. Şükürde elektrik yokmuş. Ama evet, burada elektrik yokmuş. Ben var zannediyordum. Yani her şeyden kopuk yaşıyorlar. Aslında en güzeli de o. Evet, aslında en güzeli gerçekten doğada o. Doğada yaşayacaksan öyle yaşayacaksın. Eskiden öyleydi. Ben çocukken işte elektrik falan yoktu yaylada yani. Lambaları var işte herkes. Aynen. Ne diyorduk onlara? Abaküs mü diyorduk? Bir şey diyorduk. Böyle küçük tüplü lambalar vardı. Lüküs mü diyorduk? Bir şey diyorduk. Başka sizin yaylanın adı ne? Alağa çobası. Alağa çobası bizim oba. Burası göl diye geçiyor işte. Burası Çamlıca. Göl Çamlıca. Şimdi Alağa çobası galiba şeye bağlı. Akyazı'ya bağlı da bu göl Hendek ilçesine bağlı. Sakarya'nın. Otular düşmez değil mi? Vallahi balık gerçekten çok güzeldi. Hiç bu kadar güzel beklemiyordum, biliyor musun? Taptazecikti bir de. Amca getirdiğinde canlıydı yani, ama alabalık, ama çok lezzetliydi yani. Bir de bunlar yeni yeni yapıyorlar. Böyle bir şey yoktu burada hani. Yapsınlar. Kahvaltı falan ama mantıklı. Hafta sonu burada herhalde 5000 kişi vardır aşkına. Yani. Evet, bugün böyle sakin ama çünkü hafta içi geldik. Bugün günlerden... Tavsiye ederiz. Gelirseniz hafta içi. Hafta aynen. Sonu gelecekseniz de saat 7'de burada olun. Çünkü yer bulamazsınız. Aynen. Bugün günlerden Perşembe. Sakin. Birkaç tane yani grup var sadece. Evet. Ama hafta sonu burası dolu. Yani şu gördüğünüz yerler bile hep dolu oluyor. Yani hafta sonu gelmeyin. Keyifli değil. Aynen öyle. Hafta sonu gerçekten keyifli değil. Çünkü çok kalabalık, çok gürültülü. Keyfini çıkaramazsınız. Aynen. Ama böyle sakin sakin çok güzel. Şu anda çok güzel yani. Aşkım bir dakika. Babamın tavsiyesiyle silahla dolaşıyoruz. Neden silahla dolaşıyoruz? Tabii ki de böyle şeylere karşıyız ama burası dağ ve ormanın içi olduğu için yabani hayvanlar çok fazla. Sadece ihtiyacımız olursa korkutma amaçlı. Tabii tek amacımız kaçmak. Öyle bir şey olduğu zaman tabanlara kuvvet koşacağız yani, yapacak bir şey yok. Eskiden tabii bu kadar yabani hayvan da yoktu. Ormanlar, insanlar, yani eskiler durmayınca ormanlar da iyice kapattı. Dolayısıyla da yabani hayat arttı. O yüzden böyle oldu. Şöyle gölü de göstereyim de. Allah aşkına şunu göstereyim. Kapatma mı? Ama ne güzel değil mi insanlar? İlk başta şeydik ama sonra muhabbet kurunca sohbet muhabbet çok iyi yani. Biraz daha gölü göstereyim ve yolumuzu göstereyim. Bu çekim yapma işleri de bayağı zormuş bu arada. Kolu ağrıyor insanın yani. Hiç öyle göründüğü kadar kolay değilmiş. Ah, öyle. Bak teyzenin evi burası işte. Acaba burası mı? Burası. Burayı gösterdi ya, burası dedi. Yok aşkım, şurası. Orman içinde şurada ileride bir ev var. Yok, o zaman karşıyı gösterdi. Bu eski ev aşkım. 4 senedir dedi buradayız işte. Bu ev var mı? Böyle eskinin de var. Sen aşkım 3 senedir gelebiliyorsundur en fazla. Bu 3 yıllık evliyiz yani. Anladın mı? Çok eskiden yoktu. Biliyorum. Teyze tek yaşamıyor. Hayır canım. Tek olur mu? Eşi çocukları falan gelip gidiyormuş. Aynen. Çok fazla güneş var ama çok bir şey yok. Azıcık. Evet. Ama aşkım, onlar gelip burada hayvan hunharca, hayvan demeyeyim şimdi. Atmıyoruz yani. Evet. Onlar hunharca burada ateş edenler var geceleri özellikle. Onlar için uyarı koymuşlar. Yolumuza ayı falan. Evet. Falan.
Biz sadece kendimizi korumak ve hayvanları korkutmak için karşımıza çıkacak olanları tabii ki. O uyarı burada hunharca ateş edenler için. Gecelerine göle ateş ediyorlar ya, balıkları vuruyorlar. Gece niye balığı vurmaya çalışırsın? Yani. Gece vursan ne olacak? Yazık. Evet. Önümüzdeki yokuşun ucu göründü. Bu böyle devam ediyor. Yani dağları aşacağız. Az kaldı şuraya kadar. Ay. Yokuş çıkmak çok zor. Buraya da yeni bir ev yapıyorlar. Ama çok güzel yere yapıyorlar evi. Yayla evi de böyle olacak, ağaçtan. Bak göle sıfır ev. Yapıyorlar betondan evler, hiç güzel değil. Evet aşkım. Son bir selam verelim, kapatacağım şimdi. Kapatacağım zaten. Tamam. Kapatmam lazım şimdi, biraz yokuş yormaya başladı. Devam edeceğim ama. ...15 dakikadır yokuş çıkıyoruz. Ama bayağı bitirdik yokuşu artık. Sadece... ...ileride... ...koy. İleride... ...küçük bir tane daha kaldı. Sonrası... ...evimize yakın inşallah. Evet, merhaba. Doğadan yine sevgilerle. Biz bugün de göle gidiyoruz. Şu anda saat... ...10.30. Yarından hava durumları 10 derece falan düşüyor. Evet, hava bozacak yarından sonra. Kar bile yağar yani. Kar yağmaz aşkıma, bakma. Ama yarın cumartesi olduğu için, yarın hava güzel ama yarın cumartesi olduğu için göl çok kalabalık olacak. Biz de o gün gitmek istemedik. Dedik ki bugün yine kalkalım, gidelim. Dün bayağı 1.30'da falan oradaydık. Şu anda saat daha 10.30. Yine geç kaldık evet ama planlı değildi yani. Evet, şöyle ormanı da size göstermek istedim. Yani yürüdüğümüz yol çok güzel. Benim çocukluğumun geçtiği yollar. Biraz yorucu oluyor tabii ama gerçekten nefesimiz bayağı açıldı. Yani ayaklarımız da açıldı değil mi aşkım? Yani İstanbul'un... Dün buraya gelene kadar 4 kere dinledik, şimdi 1 kere dinledik. Aynen. Dün hakikaten bu noktaya gelene kadar 4 kere falan dinlendik. Bugün 1 kere dinlendik. Yani İstanbul'un bizi paslandırmasını bir tık atmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan kaçabilen kaçsın. Tavsiye. Hakikaten İstanbul'dan kaçabilen kaçsın. Varsa bir şansı, yani başka bir yerde yaşayacak bir durumu varsa durmasın İstanbul'da. Bence de başka bir yerde yaşama şansı olan İstanbul'da kesinlikle yaşamamalı. Çok güzel şehir. Hala çok seviyorum ama sağlığa zarar. Gidip gezeceksin, kaçacaksın. Evet. Gidip gezeceksin, sonra kaçacaksın. Biraz şöyle yolu göstereceğim şimdi size. Sonra başka noktalarda devam edeceğim. Çekinme. Evet, bir şey göstermek istiyorum size. Yani bu çöp buraya atılacak bir çöp değil. Yani çok kızıyorum. Ormanın içine gelip niye o çöpü atarsın? Yani bu güzelliği niye katledersin? Yani ben anlamıyorum insanları gerçekten. Kır yak, sobanda yak. Burada herkes soba yakıyor ya da
Ne bileyim, hayat bir şekilde yani. Çok sinirlendim onu dün görünce. Önceki gün gördüm hatta. Balıklar kaçıyor, balıklar. Tamam, geliyoruz aşkım. Balıklar kaçıyor. Ben gaza gelince çok sinirleniyorum çünkü. Kocacığım beni uyarıyor. Evet. Biz bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Aşağı yukarı. Görüşürüz. Evden göle 40 dakika. Yaklaşık 4-3 kilometre falan yani. 3 kilometre. 3 kilometre ya, en fazla 3. Ama hep yokuş. Ya giderken iniş, gelirken yokuş. 3-6 kilometre yürüyüş yapıyoruz normalde yani günlük. İyi oluyor. İyi geliyor, çok iyi geliyor. Evet. Bir de dağ yolu olduğu için çok keyifli. Evet. Bence olur. Halı duruyor yani. Evet. Çok güzel ya, baksana. Çok enteresan bir şey var. Ne var? Bu tarafta mantar var, bu tarafta yok. Yolun bir tarafında var, yolun öbür tarafında hiç yok. Ben anlamadım, bitti yani. Aşkım demek ki... Güneşi mi daha çok görüyor, su mu daha çok buluyor, bu tarafı mı? Rahman Bulgaristan'da yediği mantarını arıyor. Manatarka. Manatarka diyoruz. Dün bir tane bulduk, ya önceki gün de bulmuştuk, küçük küçük ama çok varmış burada ama hep çürümüşler. Yani kuraktan mı, geçmişler, neyden? Geçmiş hani, çünkü bu yıl da çok iyi yağmur almadı ya buralar. Yani ondan da olabilir. Bir yağmur yağacak işte pazar pazartesi salı, bekliyoruz. Belki çıkar diye ümit ediyorum ben. 10. aydayız ama burada her şey şu an Eylül'ün başı gibi düşünün. Evet. Yani burada daha geç gelişiyor her şey. Burada daha yüksek olduğu için soğuklar yani şöyle daha... Şöyle elmalar ağaçta duruyor hala. Aynen. Yani kırmızı. Yani her şey bir ay... Mevsim mesela Sakarya'ya göre bir tık daha geç ilerliyor gibi düşünüyoruz. Öyle. Şimdi size Harakla Obası'nı göstereceğim. Kaç metre yüksek burası? Aşkım metresini hatırlamıyorum kaç metre yüksek olduğunu ama internette vardır, bakarız. Bayağı bir yüksek. Videoya ekleriz yüksekliğini. Sakarya'nın yüksekliği. Gözlük de almadık. Bak bayağı güneş var. Neyse güneşi alalım bol bol. Şimdi size Harakla Obası'nı göstereceğim. Böyle. Yaylı evlerini görün. Ya şu arkayı da göstermek istiyorum. Dün haberleştik de bugün bekliyorlar. Muzaffer amca, babamın arkadaşı. Balık soruyor bize ama biz de daha tutamadık. Abi. Sağ olasın. Ya balık tutamazsak orada satıyorlar, yiyeceğiz. Mecbur. Sağ ol. Aleyküm selam. Bu yol türbeye çıkıyor. Ben Rahman'ı türbeye de... Türbe dediğimiz buranın zirvesi. Oraya da götürmek istiyorum. Böyle. Yol kenarında ağaçlar görüyorsunuz. Bunlar yasal kesimler. Yani ormanı seyreltmek için yapılması gereken bir şey bu. Ve bu yılda bu tarafa yapmışlar. Geçtiğimiz yolda da vardı biraz ama onları çekmedim. Bunları dedim çekerim. Böyle bayağı orman işletme kesim yapıyor bu şekilde. Bak. İnekleri bilmiyorum görüyor musunuz ama zillerinin sesi geliyor. Burada da su var. Kocacığım buradan su dolduracak şimdi. Böyle, burası da böyle. Buz gibi değil mi? Evet. Suyumuz gerçekten çok güzel, Kerem Ali suyu. Buz gibi ya. Bir tık aksın buz gibi. Zaten hemen eller buz gibi oluyor bulaşık falan yıkarken. Burası da böyle oturduğumuz, dinlendiğimiz yer. Bu Harakla Obası'ndakiler yapmışlar burayı, sağ olsunlar. Burası çok güzel böyle köknar ağaçların arasında. Ya çok seviyorum. Normalde buralarda hep böğürtlen toplardık. İşte böğürtlen marmelatı yapardık. Ama bu yıl böğürtlen de olmamış. Kurak gittiği için hep kurumuş kalmış böğürtlenler. Hiç güzel olmamışlar. O şekilde. Şimdi bu arada yokuşlarımız bitti. Şimdi inişlere geçiyoruz. Göle doğru iniyoruz yani. Ama dönüşte de o inişe çıkacağız. Ne oldu? Ah.
Bakalım bugün bir şey tutabileceğiz mi? Dün tutamadık balık. Bir tane. Bir tane tuttuk ama o çok küçüktü. Onu geri bıraktık zaten. Rahman Göl'de turna balığı olduğunu duyunca heyecan yaptı. Kalktık yine gidiyoruz. O şekilde yani. Yolumuz böyle. Evet. Böyle yürüyeceğiz. Aşkım. Hızlı hızlı hadi. Heyecan yaptı. Evet. Gölde görüşmek üzere. Baksana yapraklara. Çok güzel. Ya çok güzel. Yakaladın mı? Kuş sesleri de çok güzel. Baksana ormanın içine. Evet. Ne güzel ötüyor bu var. Sen geç kalktın. Ben erken kalkıyorum. O erken kalktığın zaman o güzelliği görmen lazım ya. Sabah karşı böyle güneş tar çıktım adını işte. Doğarken. Anlatamam. Evet. Bugün sessiz ve güzel. Yaylada kaldığımız evi göstermek istedim birazcık. Amcamın evini. Çok güzel. Tam bir dağ evi yani. Olması gerektiği gibi. Hani öyle beton falan değil. Gayet ahşap ve çok tatlı bir ev. Şimdi size onu göstereceğim. Evet. Amcamın evi böyle. Her yaylada olduğu gibi evin başında odunlar var. Böyle. Çok güzel bir balkonu var arkada. Onu da göstermek istiyorum. Böyle çok güzel bir verandası var. Hatta oraya geçelim. Şöyle size göstereyim. Amcamın evini. Bayılıyorum şu ahşap evlere ya. Çok güzel oluyor. Evet, şöyle bir arka manzaramız var. Tamamen doğa ile iç içe. Evet, Rahman'ın sigara içme alanı burası. Kahve içiyor, sigara içiyor. Ve burada çok güzel bir su akıyor. Evet. Amcam bizden bent istedi. Biz de buraya bir tane bent yaptık böyle. Yani su birikip oradan aşağı akıyor. Buradan aşağı böyle su akıyor. Böyle devam ediyor. Aşkım, senin mantar kanı buldum ve ben buldum. Sen bu kadar büyük bulamadın. İşte bana tarka koparıyorum. Koparayım mı? Kopar bir tane. Evet. Of 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 of. Bu mantar Rahman'ın Bulgaristan'da yediği, burada da aradığı mantar. Birkaç tane buldu küçük ama en büyüğünü ben buldum. Çok mutluyum. Aynen, kıskandım ha. Kıskanıyor beni şu anda. Ben keşke eski mantarcı olarak yanımızda. Köklerini bıraksak iyi olurdu. Aynen, şöyle kırmaya çalışsam. Kırma onu, kırma. Düşürdüm aşkı, mantarı düşürdüm. Kırma tamam, onu. Sağla, o, sakin. Yani onu kökünü yerinde bırakırsan iyi oluyor. Ha. Yanımızda bıçak dolaştıracağız bir dahakine o zaman. Evet. Ama bulabiliriz diye düşünmüyorduk. Aşkım, buyur mantar kanı. Aa, burada da kanlıca var bak onu da. Aa, şunu bir tane kameranı. Kameramı aldım. Bu da kanlıcacık, küçücük. Herkesin bildiği kanlıca mantarı. Şöyle turuncu bir mantar. Ama kimse bilmediği mantarı toplamasın diyoruz. Buralarda var galiba, biraz bakınalım. Şurada ileride kanlıca var. Var mıydı?
Bakalım. Al aşkım bunu da. Şurada bir yerde görmüştüm sanki. Nerede? Yok, o değil. Değil hayatım. Bak gelincik parmaklarına bak. Oo. Şurada bir yerde gördüm kanlıca, dikkat et. Tamam. Gelincik parmaklarına bakın. Onlardan toplama aşkım. Bunlar da mantar. Anneme azıcık toplayacağım sadece. Yarın toplarız zaten annenden gelince. Doğru. Biraz büyüsün ya, bırak. Baksana. Hep gelincik parmakları büyüyecek bunlar. Kocaman oluyor böyle parmak parmak. Burada yukarıda çok görmüştüm. Aha şurada var. Yukarıda bak. Çok vardı değil mi? Böyle. Aa. Ama daha da büyüyecekler. Kanlıca. Oo kanlıca. Yaprakların arasında kanlıcacık. Şöyle temizleyelim ve alalım. Kökünü de burada bırakalım. Kanlıca. Böyle. Bakınalım şöyle. Hep gelincik parmakları hep. Hep büyüyecekler. Evet. Burasıydı işte o bildiğimiz yer. Değil aşkım. Aşkım ya ben ne diyorum biliyor musun sonra? Şöyle ileri karşı ormana geçmek için. Geçebiliriz. Orası böyle giden yolculuk. Biz 3 gündür evdeyiz burada. Yayladayız ama her yer gelincik parmağı bu arada gözümü alamıyorum. Annem çok seviyor bu gelincik parmağını. Ben de eskiden severdim artık o kadar şey yapmıyorum. 3 gündür evdeyiz. Yağmur yağıyordu çünkü. 3 gün sonra çıktık ve bütün mantarlar çıkmış. Rahman'ın mantarının da hep aslında o mantar kocaman oluyor. Böyle büyük bir mantar oluyor. Hep çürümüş hallerini görmüştük ilk geldiğimizde. Şimdi yağmurdan sonra demek ki küçük küçük çıkmaya başlamışlar ama çok tatlılar. 3-4 tane bulduk. En büyüğü benim bulduğum tabii ki de. Şimdi mantar öyle bakıyoruz, dolaşıyoruz. Yarın babamlar gelecek. Onlarla birlikte tekrar geleceğiz. Yani 3 gündür evdeydik dediğim gibi. Burada şimdi tekrar çıktık. İşte böyle bir mantar topluyoruz. Hem dolaşıyoruz böyle ormanda. Çok güzel. Böyle. Gözümü de mantarlardan alamıyorum bu arada. Ne topluyoruz? Kanlıca topluyoruz. Manatarka topluyoruz. Gelincik parmağı topluyoruz. O şekilde. Göle geldik. Hava çok güzel. Göl çok güzel. Burada birazcık vakit geçirmek istedik. Zaten çok az zamanımız kaldı. Yani doğa tatilimiz sona eriyor maalesef. O yüzden bugün cuma. Biz pazar günü ineceğiz artık. Daha da kalmayacağız. 12 gün falan kalmış olacağız. Ama çok güzel zaman geçirdik. Çok güzeldi. İnşallah bir daha böyle bu kadar kalabilmek nasip olur bize. Bakalım göreceğiz önümüzdeki yıllarda ne kadar kalabiliriz, ne kadar kalabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bir haber vermek istiyorum. Yani konsolosluktan haber var. Ama şöyle, yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. Biz Bey Canım'la konuştuk. Hani sürecimiz ne durumda, bir gelişme var mı falan diye. Türk konsolosluğu ayın 28'ine kadar, yani 2028'ine kadar karantinadaymış. Evet. Bu ayın 28'ine kadar karantinadaymış. Bekleyeceğiz. Zaten biz ay sonundan önce vizemizle ilgili bir sonuç gelmesini beklemiyorduk. Ama umarım bu süreç uzamaz ve bu da bizi bulmaz. Yani bir sorun olmaz ve çok fazla beklemeden ay sonu bir güzel bir sonuç çıkar bizim için. Bekleyeceğiz bakalım. Göreceğiz nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Umarım olumlu şeyler olur. Kötü şeyler olmaz. Olumsuz sonuçlar almayız. Bakacağız hep beraber göreceğiz. Rahman da balık tutuyor. Bayağı yine oltalarımızı attık. Bakalım. Şamandıramız orada ve oynadığını söylüyor Rahman. Şurada şu ileride. Gölümüzü gelin birazcık. Çok güzel. Evet. Bunu artık bir kapanış videosu olarak düşünüyorum. Çünkü ilk bu dağ tatilimizin açılış videosunu da bu gölde yapmıştım. Kapanış videosunu da burada yapmak istedim açıkçası. Gölümüzü herkese tavsiye ediyorum. Kerem Ali, Sakarya'da Kerem Ali Dağı'nda göl yaylı olarak geçiyor. Bir sürü dizi çekimleri falan yapıyorlar bu gölde.
Hafta sonları çok kalabalık oluyor. Gelebilen hafta içi gelsin diye tavsiye ederim. Burada elektrik yok. Herhangi bir konaklayabileceğiniz bir yer yok. Henüz yok. Umuyoruz ki yakın zamanda bunu yapacaklar. Bungalov yapmayı falan düşünüyorlarmış ki çok güzel olur. Buranın doğası gerçekten harika. Bahsetmiştim daha önce de, benim zaten çocukluğum bu yaylada, buralarda geçti. O yüzden zaten ayrıca bir çok seviyorum. Ama kesinlikle mesela Rahman, 3 yıldır falan evliyiz ve o sürekli söylediğim gibi o işte daha çok az geldi ama o da çok sevdi. Biraz da zevklerimiz belki birbirine yakın, o yüzden öyledir ama herkesin bence sevebileceği bir yer, keyif alabileceği bir yer. Buraya insanlar çadır kurabiliyorlar. Küçük, böyle küçük bir bakkal gibi bir şey var. Amca orada alabalık da pişiriyormuş. Ama hafta sonları daha aktif. Hafta içi çok değil. Çünkü burada bir elektrik yok. O yüzden de bir buzdolapları olmadığı için, besinlerini çok iyi koruyamadıkları için hafta içi kahvaltı ve herhangi bir hizmet vermiyorlar. Ama hafta sonu daha yoğunlukla kahvaltıları varmış. İşte çeşitli muhlama, melemen falan yapıyorlarmış. Ben kahvaltıyı denemedim ama daha önce de bahsettiğim gibi balık denedim. Alabalık pişirmişti amca bana, sağ olsun. Ama çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Yani tavsiye ediyorum kesinlikle. Ve fiyatlar da zaten o kadar ucuz değil ki. Yani bir alabalık 30 lira falan hiçbir şey değil normalde baktığınız zaman. Böyle bir yerde, böyle keyifli bir yenen bir yemeğin karşılığında. Gerçekten benim için hiçbir şey değil. Gölümüzde hangi aktiviteler yapıldı? Diziler çekildi. Bir Çukur dizisini çektiler. Sonra bir ne dediler? Her Yerde Sen diye bir dizi vardı. Galiba bu Aybüke Pusat'ın falan oynadığı dizi. Onu burada çekmişler. Yani aslında çok duyuluyor artık ve bayağı bir duyuldu. İnsanlar çok fazla gelip buraya ziyaret ediyorlar. Piknik yapıyorlar, mangal yapıyorlar, balık tutmaya çalışıyorlar. Balık tutmak konusunda şöyle bir şey var. Balık tutmak konusunda şöyle bir durum var. Yani biz aslında geç kaldık. Yani burada sazan varmış, turna balığı varmış. Alabalık var mı yok mu hala herkes emin değil. Küçük gümüş balıkları var. Biz mesela şu anda o küçük gümüş balıklarını tutuyoruz. Oltayla tutuyoruz. Ağ atmak aslında yasak ama bazı kurnazlar maalesef ki ağ atmayı deniyorlar duyduğumuza göre. Bu çok yanlış bir şey. Buraya zevk için balık tutmaya geliyoruz çünkü. Yani ağ atıp bütün balıkları toplayıp onların soyunu kurutmanın bir mantığı yok. Hiç de doğru değil. Doğaya aykırı bir şey zaten. Tavsiye etmiyorum. Biz işte bir üçüncü gelişimiz. Dipte balık çıkmıyor, yani vurmuyor. Rahman dibe olta atıyor ama vurmuyor. Şu an kimseye vurmuyormuş zaten. Bir de gece burada kalıp sabaha karşı falan atmak gerekiyormuş. Öyle bir şansımız şu an olmadığı için onu da deneyemiyoruz. Belki ilerleyen yıllarda deneriz, bilmiyorum. İşte şimdi öyle zevkli oluyor. Geliyoruz. İşte küçük piknik gibi yapıyoruz. İşte çayımızı getiriyoruz termosumuzla falan. İşte Rahman oltaları atıyor. Küçük gümüş balıklarını yakalıyor. Şimdiye kadar iki tane yakaladı. Daha da yakalar. Çünkü onlar çabuk yakalanıyor diyebilirim. Öyle, burada çok güzel zaman geçirilebilir doğayla iç içe. Göl zaten doğal bir göl. Ama kesinlikle göle girmek yasak. Burada ölen çok insan oldu maalesef. Bizim akrabalarımızdan da oldu boğulanlar. Çünkü bu göl sorunlu bir göl. Bence bütün göller sorunlu. Hiçbir göle girilmesi taraftarı değilim. Ama kesinlikle yüzmek için bu göle girilmemeli. Sadece gezmek için, piknik yapmak için, mangal yapmak için gelinebilir. Balık tutmak da denenebilir diyorum. Videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.